Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın, günlerimiz aydın olsun, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun. Kapalı valla, hafif kapalı bulutlu Antalya'dan hepinize günaydınlar, selamlar. Hazırlandık, gidiyoruz şimdi, dersiniz ki nereye? Ebru'yu hapsettim, doğru Belgin'e kahvaltıya. Hep beraber kahvaltıya gideceğiz. Az önce Belgin'cim de aradı. Anne ne yaptınız dedi. Dedim kalktık, hazırlanıyoruz. Belgin'e gidiyoruz, kırmızı halıları döşesin. Kahvaltıya bana gelin dedi. Olur dedik, kahvaltıya gideceğiz. Eğer hava güzel olursa oradan bir çarşıya... demiştim ben diğer... videolarımda da toka malzemeleri almak istiyorum. Ebru'cum da vardı bir siyahla, büyük pembe, aradık aradık. Onları hiç Belgin'le hiçbir yerde bulamadık o tokalardan. Bırak büyüğünü, küçüğü bile kalmamış. İp bakmaya gittiğimizde orada ben toka sorduğumda orada bayanın biri dedi kendiniz mi yapacaksınız dedi. Yo dedim ben, sonradan kafa jeton düştü. Kendim de yapabilirim. Demek ki tokayı alıyorsun. Çiçeği var ona göre büyüklüğüne. Aman alırım bir tane uhu yapışkan yapıştırırım. Kendi tokamı kendim yaparım. Gidersek hava güzel olursa. Ebru'cum da bir hazırlansın. Hazırlanıyor mu annem? Evet. Hep beraber evet doğru. Belgin'e. Günaydınlar, günaydınlar. Yüz yüze ben de sizlere bir günaydın, merhabalar diyeyim istedim. Bir de hal hatır sorayım sizlere, hal hatır sormayı da özledim ben. Nasılsınız bakalım, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz ana kız iyiyiz. Az önce annemin dediği gibi Belgin'e gidiyoruz. Dün akşamdan konuştuk. Orada kahvaltı yapacağız işte. Aslında bugün hava güneşli olsaydı planlar daha farklıydı. Yağmurlu olunca gezmelere gidecek işte, gidecektik hep birlikte. Artık bakalım yarın inşallah. Kaftanımı giydim ilk defa. Annem maşallah ne güzel dönüşte gösterdi bana örmüş olduğu kaftanı. Ben dedim şey diyordu annem, uzun yelek dedim, o yelek değil kaftan. Ay iyi dedim, ben yelek diyordum ona, kaftan. Aynen kaftan ama çok güzel olmuş rengi falan böyle. Çok da yakışmış maşallah, şey gibi hazır gibi duruyor. Aynen. Sanki makine örgüsü gibi. Evet. Muntazam. Maşallah. Kırmızı şimşeğimizi. Evet şimdi kırmızı şimşeğimizi. Annem öyle diyor arabaya. Kırmızı şimşek. Binelim. Önce sağa sonra sola. Tekrar şeye. Sen mi kullanacaksın anne? Yanımda duruyor ya. Aynen. Kız geçse de yan tarafa. Geç. Hayır, dallar var. Ha, dallar var. Geçemiyor. Dur. Biraz arabayı hareket ettirelim. Neyse, birazdan Belgin'de görüşürüz. Kapama mı yapıyorsun yoksa? Evet, evet. Bak, orada gördüm, aklıma geldi. Şimdi yumurtayla ne yapayım, ne yapayım? Benim haşlasam şey olacak. Yumurta kapama da pek güzel oluyor. Aldık bu kalorileri ben. Kalorileri. Kızım neler neler yakmış. Bu benim yaptığım gece. Ne yapmış? Evet. Tereyağı, portakal, çekirdeği var ya. Biz patates ve de börek. Diyorum ya ben de neler yapmış. Ben de bu şekilde. Yoksa küçümseme değil ama neler yapmış. Pırasalı mı yapmış bu? Demek değil. Pırasalı, patatesli, tamam. Ispanaklı ve peynirli var. Pırasalı en sevdiğim. Evet. Şunda ne var? Bu tereyağı. Hani o takviye bu niyetli bir yetmezse bunu. Yetmezse oradan sıkartıyor tereyağı. Ekmek. Ekmek. Çıranın ekmekleri çok soğuyor. Bir şey falan boyutu ideal yani. Koca koca değil, Isparta ekmeği. Isparta'ya selam olsun. Selam olsun. Ekmeği de yemelere doyum ay, olmuyor. Tabii. Biz daha Mavi'ye otururken Fatih Isparta'ya gittiydi. Feyza yanımda geldi. Geliyorlardı ya kızım. Dedim Isparta ekmeği getir Fatih. Her gittiğinde getiriyor. Dedi büyük mü küçük mü? Dedim kocamanlarından getir şöyle. Tepsi büyüklüğünde. Evet. Fatih ben Feyza ekmek geldi yemek de yaptıydım. Bak. Feyza boğazlı. Maşallah. Hala öyle. Feyza dedi mutfakta yemek hazırlıyorsun. Ne oldu teyze kızım bunda bir tost yapalım mı? Bak bak ay o tosta ne yenir ya. Dilim bir de o tost ekme şey makinesi vardı ya ocağın üzerinde onda. Eski benim kullandığım. Anne o kocası olma.
tereyağlı, peynirli, sucuklu, malzeme ne varsa tık tık içine. Ama böyle böyle kalınlığı, makine kapağı mı? Feyza üstüne çıkacak maalesef aslında. Koca somunu, normalde o somunun yani ekmeğe eşitliği nereden baksan 6-7 ekmek eşitliği. Belki daha fazla. Tabii tof bir de onlar. Benim şiştim ama sofra başında şimdi kalkamadı. Yarım saat sofranın başında. Sen yeter. Ama çok lezzetli. Yine Isparta'ya evet, selam olsun. Olsun. Ekmeğiniz muhteşem. Evet. Harika. Oh, daha çok iştahlandık. Evet ya. Kapımızı da meşhurdum. Kokuları. Güzel oluyor. Ben de yapmadım karşılığından. Evet bu ben de. Tereyağı, baharat. Hı hı. Onu işte ben ilk geldiğimde geçen sene yaptı Belgin de bayıldım. Aynen güzel oluyor. Evet. Böyle şey dediği gibi kalori. Löp löp et Fatih'in dediği gibi ne diyelim şimdi. Löp et olsun sana. Fatih öyle derdi. Löp löp et olsun hayatım. Ay o kadar da olmasın be. Ben öyle derdim. Öyle de olmasın. Ne ya? Maşallah iyi anlayabiliyor. Evet, içeriye yani götürelim yani. Onları. Başlayacaksak ondan garanti. Şey ya bu %100 polyester bu. Tülerle yapmaz dedim. Polyester bu da şey mesela Katanya'nın şunlarda %100 pamuk karışım değil. Hı hı. Ha dur pardon bir saniye. Karışıktır o. %100 mikrofiber akrilik. Tamam işte şey. Tüler mi yapmazdı kadın? İşte ben beceremedik. Aldım. Evet aynen. Ben de tüler mi yapmıştım? Bunu kim vardı? Ben. Bak bunu bu güzel olmuş sıkıldı. Hı hı. Bu şey güzel. Bunların hepsini ben ördüm. Aynen. Ya onun geçişlerinde benim kafam çok karıştı. Tabii. Geçişler birini atladım mı tutuyor. Şey, bir şeyle. Feyza'lı çok beğenmiyor. Kafan dengin olacak zaten. Benim en çok şu hoşuma gitti. İşte onlar istiyor. Çeyizler döküldü, eskiye döndük. Aynen. Hmm. Ay ben yaptığım bir şey göstereyim be. Evet, Ebru'nunkileri de. Çok güzel. Akşam anlattım. Ebru'nundan yapayım ben şimdi şu iplerden bir deneyim. Ay dedi. Vallahi o kadar zor, bilmiyorum yapabilir misin? Yaparım. Şöyle bana tavus dedi, kuşu tüyü, bu kırlenti olacak. Canlarım. Bunu şey yapacağım işte, evde benim çalışma köşesi var bilirsiniz. Oradaki koltuğun şeyin üzerine. Annem artık geldiğinde bitmiş halini sizlere bunun gösterir böyle. İlk başta beyazından başladım. Hani beyazını da bir getirsene arkadaşlar. Beyazından başladım ama beyazından da yapacağım. Cumba'ya, cumba evet, köşesine. Evet, bahar geldiğinde güzel. Onu koyacağım. Beyaz bak, güzel olur. Allah aşkına. Bence beyazı çok güzel. Şey. Hadi dedim yukarıya dedim çalışma köşesine. Çünkü bizim Fatih'in bilirsiniz puzzle tablo yapmıştı. Tavus kuşu yeşilli. Ana ona uygun olsun diye yukarıya siyahtan. Şöyle bunlardan böyle tek tek 5-5. Yani 5-5-5 25 bir kırlent oluyor 39 santim şeyden. Kenarda geçerim 40'a tamamlarım kırlenti. Şu da beyazı. Annem beyazını çok sevdi. Çünkü siyahlar bitsin zaten kaç tane ördüm? Kız maşallah 10, güzel ördüm. 13 tane ördüm. 4'te yattık sabah. 4'te. Ay evet annem. Dün akşam kaç? Evet. Aynen 4'te sabah yattık. Sabah karşı 4'te yattık. Benim gibi erken yatmayı seven kadın 4'te annemle bir sohbet. Örgü bir taraftan, sohbet bir taraftan saat 4 olmuş. Anne dedim kalk yatalım. Annem dedi ki ben yatmam ki yat yat. Yattım ama yarım saat sonra yattım. Ben zaten kafamı koyar koymaz uyumuşum. Bak işte sohbet şey olunca, elde de iş olunca aynen. Saatin farkına varmadık. O ara ördüm böyle. Şimdi bu bitince dediğim gibi şu beyazı da şey yapacağım. Cumba'ya kırlent. Anneme de dedim ki bak bundan dedim sen yelek yap kendine ne kadar güzel olur. Böyle ön tarafı bundan böyle yani motiften arkası da düz siyah harika olur. Arkada yapsana o renklerden. Bu renkler çok güzel. Evet bakayım almış mıyım ölçmek için. İşte ben bunun kenarını motif vereyim. Şişe motif yapıyor. Ay renkler çok güzel. Beraber aynı şey işte hardal. Bunu işte hardalı bundan yapsana. Tamam kalır yaparım anne. Ay renkler yapayım. İşte ben onu dedim. Şunlar motiflerle kenarlarını birleştiririm. Şişi sevmiyorum ben ya. Hep şişe yapamıyorum. Bu da zor. Yersin de çok basit. Evet. İşte ben şu kesinleri falan hiç yapmadım ya. Onu ben de çok yapamıyorum. Sen başla yapalım. Ben aynen. Bilene basit aslında. Bana ne dedi gibi. Basit. Bak şöyle 2 azalt, 3 azalt, 3 azalt, 3 azalt. Önce azaltacaksın. Aynen dediği doğru aslında. Neyse ben kırlenti yapmaya devam. Neyse sen bana şunu göster bakayım. O çok güzel tavus kuşu değil mi? Hı. Mesela bak bu bu kenarını şimdi siyah beyaz bak ne güzel duruyor. Ben şimdi eve gittiğimde yanımda yumak olsaydı kırmızı zeminde de. Çok güzel olur bu.
Evet. Ya istiyorsan mavi yap, zeminini şu siyah kısmını pembe yap. Evet. Güzel olur. Kahve mesela çok güzel olur. Fatih'e sordum bu neye benziyor? Akşam ona güldürdü beni. Fatih demiş neye benziyor demiş. Nazar boncuğu ne güzel oldu. Evdeyken ne anlasın ya? Evdeyken denemelik işte. YouTube'da bir sürü örnek YouTube'dan çıkarıyor. Ben de örnek YouTube'dan çıkardım. Aynen çok güzel anlatıyor da. İki tane yaptım koydum masanın üzerine, yemek masasının üzerine böyle seyrediyorum belki. Bir beyaz, iki siyah, tamam mı? Fatih'in de bahçede işi vardı. Bitti dedim, gel Fatih bak ben ne yaptım. Geldi dedim, bak nasıl oldu. Ay dedi, ne güzel olmuş bu nazar boncuğu. Fatih dedim, nazar boncuğu değil dedim, tavus kuşu tüyü dedim ben. Ha aslında son anda diyecektim de diyor. Kırmaya çalışıyor. Kırmamak için, evet. Ama şey, nazar boncuğu mesela bunu nazar boncuğu şeklinde de yapabilirsin. Beyaz, mavi. Yuvarlak şöyle. O böyle bak, şurası tavus kuşu. Evet. Hani basit Fatih'in dediği. Yok, senin gördüğün gibi basit değil işte o. Ya basit derken hafıza tutacağım. Mesela orta göbekten 12 trabzandan başlıyorsun. Tamam. Açık mavisini sayıyorsun. Yani şey, saymalı bunlar. Tamam saymalı. Her böyle dönüşün, her renk, yani işte 7 tane sık iğne, ondan sonra çakma trabzan 6 tane, 7 tane sık iğne saya saya. Yani. Ben mesela ne yaptım? Sürekli videoyu izlemektense bak benim şey defterim var. Bak. Yazmışım defter. Buraya. Allah aşkına şunu mezronu versene. Alacağım ondan bir tane ya. Duralım o çarşıda şey, şey yaptım var. Var mı? Alaskan'dan değil de başka yerden aldım ben. Evet. Orada gördüm. Buna bayıldım. Bunun zaten her şeyi öyle. İşte kırlentlerin boyunu, motifleri, şeylerin boyutlarını ölçmek için. Şey yaptım. Ama alıştın mı buna? İnsan hatırlıyor. Bak dediğim gibi deftere yazdım bak. Bak burada iplemiz var. Bak ne yazmışım? Tavus kuşu. Aslında ne mantıklı? Koyu mavi 6 zincirle başla 12 trabzan. Açık mavi. Her deliğe 2 trabzan mı iğne. Ha? 2 trabzan mı? 3 trabzan mı? Hayır. Trabzan. Orta göbekte sadece deliğin içine 2 ile 2 çekmeli. 2 trabzan. 2 çekmeli. Ya tek tek yazdım. Eğer unuttuğum bir yer olursa hemen bakıyorum nasılmış diye. Zaten 3-4 matüf çıkardım da ezberliyorsun. Yani. Bundan sonra örgülerimizi alıp kapı kapı gün yapacağız. Çağır komşuları. Altın günü. Altın günü de söyle komşular da gelsin. 14'ten trabzan var. Evet o çok güzel. Nerede 14 var? 14 şunlar ama bir şey dönme. Sık iğneyle nasıl ya işte dediğim gibi bir kere yapıp şey yaptın mı insan kafasında tutuyor. Çok tutamazsan anneme dedim sen yap bundan kendine yelek az önce. Evet. Ben onu dedi kafamda tutamam. Zaten yazarsın. Yaza bakarsın. Hiç onu yapamazsın. Çok el işleri yaptım da işte bak ben bunu böyle birleştireceğim. Şunlardan öreceğim. Hem şiş hem tığ. Yapamazsan çok zorlanırsan ben sana çıkarıveririm bundan 20-30 tane. Ya, örüveririm. Ne olacak? 2 günde yaparım 3 günde. Maşallah aldırdım. Kaç tane yaptın akşam? Akşam ben oturdum yani. Görsen nasıl hızlı hızlı. İkimiz birden karşılıklı. Hızlı da gidiyor. Ama ben yapamıyorum işte. Oğlan senin şey ya. Ben akşam olduğunda ben dün akşam geldim. İşlerimi hallettim. Duş attıktan sonra zaten yatmış kalmışım. Hiçbir şey elime almadım zaten. Tığına bakayım. Ben eski tığını aldım ya. Ben yeni tığları sevmiyorum. Aa, bu da tulipi. Bak ama şunlar. Güzel olan aldım. Lan Ebru. Bak lan Ebru. Tulipi bunları alacağım. Yeni ya ben şunları sevmiyorum. En güzeli bu işte. Ya, denedi yapamadı o. Bak bende de şey var. Bütün örgücülerin elinde tulip bu. Ben eski tip aldım. Eski tip alacağım ben. Tamam dedi eski tip var. Ama bana dedi Sibel de dedi. Tulip al dedi. Şimdi burası silikon. Bir şeyden sonra hani o şeylerde elin ağrıyor ya. Bu bak mesela çok ağrıtmıyor. Ama şurası sen bana bir şey istiyorsun. Ben gevşek bırakıyorum. Aynen. Kaçmış bu? İki. Ya bir noktayıdır. Bu 1.5 ama bu önce dantel tığı. Sen şey alacaksın, eğer sık örmek istiyorsan al bak burada 2 yıldır var. Bu diye şey değil de. 2.20. İşte 2 var benim. Bakayım bir. Bu da hello. He. Ben 1.6 değil, 1.60 ile örüyorum mesela. 2 de kalın. 2 de kalın. Gene şey yani tam böyle bu şeyler için dantel ipi değil de. Şey. Neyse bak baş şey yap bakalım bir Katanya'dan alırsın da evet. Bunları da değerlendir işte kırlent kırlent yap. Sen yatak örgüsü yapacaksan şu ipten daha güzel olur. Evladiyelik. Bak 1.7 bu da.
sen bunlara şey var mıydı? Aldın mı? Aldım. Benim var mı çocuğum? Hiçbirini bulamadım. Aslan dedim. Eski tuliplerden bir sürü vardı benim. Ya hep vardı. Oy vardı. Bende de aynen vardı. Bak şimdi hep altta da hiçbirini bulamayınca bıraktım sonra gittim bir daha aldım. Hmm. Neyse şunu bak şimdi ben 7 zincirle 12 tane mi yapıyorsun? Bu tarif edeceğim ben sana. Dur şimdi. Önce sen bir kahveleri yap. Ha dur yapayım. Aynen kahve içerken evet, gösteririm ha bunu. Olmadı dediğim gibi yazıp şey yaparız, yazarız. Hadi anneciğim. Bir. Aa bunları görmedim ben. Dur. Hadi gel sayalım. Hakan. Hakan. Hakan buldun mu? Ha buldum, ne istiyorsun? Doğru söyle. Evet doğru. Dur gelin. Bir. Önüne başına. Başka neler var? Önüne başına. Ha, iki tane koy bana. Ha, Evrim'kinden. Anneme dört tane koydum. Dalga geçme. Vallahi buldu sonunda. Bak. Buldu. Bir, iki. Ötekine de bir. Çak. Ay annem çak, çak. Giderim ama. İyi gideyim ben. Güle güle. Güle güle anneanne. Benim tekliyor ya. Bunlar nasıl bir şeymiş? Bunlar nasıl böyle bir topmak kapak gibi bak. Kırdı onları şu an. Ya öyle de anne oğlum. Sen ör bakayım. Güzel ör. Kaç motif yaptın? İkinciye geçtim ben şimdi. İkinci. Evet. Ne ne yap? Ne 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 yap? Bunları parmağıma takımda ziller aklıma geldi. Ay ya evet gazoz kapağında bunlarla. Benim evde duruyor biliyor musun zillerim? Akşam çıkaralım. Dabrikayı çaldırdık. Kalçamı bağlayayım. Hayır dabrikayı çaldırdık biliyor musun? Dilek vardı kulağı çınlasın. Hani kınasın mınasın. O zaman çalındı dabrika. O şey. Saklıyorum hatıra o Ay tövbe. Bak oynamıyorum ben de. Sen oyna. Çok da duyuyor hiç. Ne güzel dizdi bak. Maşallah benim oğlum var. Belgin şimdi benim telefonuma Evri yaptı ben niye güzel bir şey yapmış. Adını yazmış. Telefonun ekranına. Ekranına onu bir saattir. Benimkinde bulunmadı. Al anneannem burada burada Hakan'ım. Şöyle alayım bakalım sizi de. Belgin çık annem geri. Ortasına da boncuk biteceğim. Küçük olursa gözükmez, büyük olursa belirmiyor. Tövbe. Böyle küçük küçük motifi bu tişörtlerine, sivitlerine dikenler var. Sen kotları dedin ya. Kotlara verdim bak şöyle kotlar çubacalarına falan dikeceksin. Ne yaptın dedik telefonu ver bakayım. Dur yaptım da başka bir şey bakmışım. Bunu da ayarladık. Ha elinde iyi yaşa sağlıklı yaşa. İyi yaşa yavrum. Ne baktın sen? Bunun şeyine baktım pekine. İşte ha o belgininki. Bende miydi? Ben bunu yerden aldım zaten. Bu beyazın pekiyse yerden aldım ben. Yerden kaldım.
Eller aldı, eller aldı, sevdi yemek, kimler aldı? Fatih'ten sana mı baktı ses güzelliğe? Kızım ben sabahları körle yumurta... yatan şaşı kalkar. Aynen, körle yatan şaşı kalkar. Sabahları yumurta içiyorsun herhalde. Organik. Sesini yiyeceğim. Ay Allah. Akşamlarında biz dönene kadar güldük hala bugünde. Akşamlar Fatih'le akşam yemeğinden sonra şarkı söylüyoruz birbirimize. O bana ben ona, o bana ben ona. İşte öyle bir vakit oluyor. Ebru. Maksat muhabbet, kohbet işte ya. Yaman sen de. Gümüş. Beni sevdim. Benim ha burada gözümün önündekini görmüyor. Şuraya koyayım şunu. Ben de şeyine baktım. Öteki telefonuna bak. Yaptı ya, onu merak ediyor. Çatladı. Öbür telefonla olmuyor. Birinde ismin yazdı. Tamam, yazdı birine. Şimdi arkadaşlar belki olayı anlamadı. Anlatalım şimdi. Yarım yamalak anlattım da olmuyor. Faize Sultan. Şimdi olay şu. Ben şurada biliyorsunuz her telefonun önünde bir böyle kocaman saat, altında tarih yazıyor. Ben belgeninkini de gördüm. Belgin saat, tarih, ismini yazmış. Belgin Vardar diye. Hoşuma gitti. Meğersem Samsung telefonlarda özellik varmış. Diğerlerinde var mı bilmiyorum. Hemen ben de kendime yazdım. İşte Evlincel diye kalp mark koydum böyle mavi. Annem tatladı, benimkine niye olmadı. Oppa ya olmadı, Samsung oldu. Takıntılıyım. Ay durum bu yani, isim yazıyor orada. Onu siyah yazaydı. Aa kız, bununki altta ya. Bak bunu istersen üstte. Ya o önemli değil. İsim beyaz, siyah niye yazmıyor? Ya benimki de hani beyaz. Ben yazı karakteri. Hayır hayır, yazı karakterinin rengi beyaz ya ondan. Tamam. Şimdi yazı karakterini siyah yaparsın. Benimkisi de yazı karakterim beyaz anne. Benimki de beyaz. Şimdi bir dakika. Ben ana ekranı çıkarırım. Ana ekranı değiştirdim. Bak hepsi siyah. Şimdi onu bir siyah yaparsak, evet orası siyah yazar ama bu sefer mesajlarındaki yazılar tamam, da siyah. Tamam olmaz o. Okuyamaz. Yok, anladım ben onu. Bir kız şey, ana ekranı değiştirir. Ana ekranı değiştir, aynen. Duvar kağıdını değiştirir. Şunu değiştir. Bak benimkisinin belli olması, sırrı kırıyor olması. Bak. Aynen bak. Ama gerçi bak benimkisi ne yazar. Güzel, seninki bakayım. Büyük yazmış, niye küçük yazdın benimki? Anne otomatik o. Daha iyi oku diye. Soruyorum. Küçük yazarsa göremez. Hakan Ölgü'yü bıraktı. Bak attı oraya köyden. Hevesini aldı işte. Aldı hevesini oraya koydu. Yapma dedikçe çocuk kısmı yapar. Daha çok yapacak. Elleme bırak alsın. İşte aldı hevesini 10 dakika bıraktı. Dürteledi. Şöyle şişeye soktu. Örüyormuş gibi. Bıraktı. Evet. Bak. Şu neonunu yap bakayım. Aa olmaz o. O paralıyım mı? Ben işte. Temaları paralılar paralılar. Aa istemem öyle. Aa paralıymış onlar kız. Ne yani? Temalar paralı tabii. Ücretsizler de var da. Ücretsizler de var ama hepsi şöyle çoğu temalı. Yok canım, ne yapayım? Temalı değil mi? Paralı. Tamam paralı. Hadi. Senin kendi telefonunda da vardır. Vardı annem de ona bakıyorum. Temin ararken şey yaptım. Üf, bütün gününü aldı senin. Elindekini de bıraktın. Üf. Nereden gördük belgenin isminin yazdığını. Göz rahatlığı kalkanı. Bu neymiş? Göz rahatlık. Göz bozuk olanlara. Ama kapalı benimki, gözüm bozuk. Tamam elleme. Haydi şimdi ayarını bozarsan bir günde ayarını düzeltmek için uğraşırsın. Tamam, ondan sonra bana düzeltme. Yazı tipi boyutu. Evet, seninkiler büyük yalnız. Ekran yakınlaştırma, tam ekran uygulama. Yan tuşa boş ver. Temin ben buluyordum. Şimdi niye bulayım diyeceğim. O telefonu kurcalıyordum. Bunun da aynısını. Neyini arıyorum acaba ben? Telefonun iki tane olunca öyle karışık. Normal. Sanki holding işletiyor dikkatle. Dinle oyunu.
Allah'ım ya. Peki. Ne yapayım? Hayır, ben bir kere bunu bulduydum. Kendi resmimi de koyduydum. Ne? İlk resim var. Anam şeyimi değiştirmeye çalışıyorum. Bak Allah aşkına, al da buraya bir şey yerli şu anda be ya. Bizim dur, bana da göster bakayım. Gözükmezse şey olur. Zil çaldı. Kim o dedik, bir izledi. Ha, mayışmış ama. Aha. Arabana gezdik. Allah'ım. Dışarıdasın diye mi? Aman. Bismillah. Hadi gideceğiz. Şimdi gene gideceğiz. Çarşıya gideceğiz. Ali Özkan'a gidiyoruz. Evet, ip almaya. Az geldi ipler. Aynen. Topa. Belgini alacağız. İp. Evet. Evet. Çok tatlı bebek maşallah. Hele kafasına. Aynen. Gözüm onlara takılıyor artık. Esinti var ama üşütmüyor. Yok ya, güneş de var. Evet, hava güzel. Yani güneş güzel. Tam gezmelik yani. Şimdi şuradan kapalı yola gireceğiz değil mi? Hadi. Tamam, buradan değil, oradan. Evet, öteden. Sen bir... sokla diyorsun. Ali Özkan'dan malzeme alıp kendin mi yapacaksın? Evet. Ha. Çünkü öyle herhalde var. Ben topa sordum. Kendiniz mi yapacaksınız dediğine göre. Arabanı süsledik ya. Meral, hatırlıyor musun? Evet, ama Toka'yı bilmiyoruz. Aynen. Ben Toka ördüm. Toka kendime. O kadar güzel oldu. Niye getirmedi? Unuttum. Şöyle kocaman ay çiçeği. He. Yanına tutsan mı? Oturadı beraber söyleyin eşlik et. Bak ben güzel orkestra kurmuştum başına sen. Evet. Kumaş pazarına. Şey diyormuş, içerisi kalabalık olur. Belki de bebek arabasıyla girmesin. Siz bekleyin, ben hemen kumaş. Tamam anneciğim. Olur, hadi al da gel. Belgin. Aman ne belgin ya. Evri şey yapacak. Bitirdiği kırlentlerin arkasına astar. Kalabalık olur diye girmeyelim dedi. Şimdi onu bekliyoruz. Ben tokalara baktım. Tokaları da bulamadım. Sinmedi içime. Vazgeçtim. Kafama göre yoktu. Eğri büğrü hepsi. Kırmızı şimşeğimize bindik. Nereye? Nereye? Bakla sofa. Nohut oda bakla sofa evimize. Evet. Saat de 5 oldu. 5'i 8 geçiyor. Geçiyor hatta. Havamızı aldık, ipimizi aldık, gezdik, dolandık. Tokaları almadık. Toka malzemesini ya. Aldırmadım anneme. Aynen. Vardı toka malzemesi Ali Özkan'da da. Bir çiçek aldı. Mecbur ikili alacak böyle tutturabilmek için. 10 lira tanesi bir 20, çiçeği. 20, 10 da öteki 30. 30. Bir de tokasını alacak. İşte etti mi 40? İkisi 30. Ha, 30. 10 çiçek, 10 çiçek. 10 tokası. Da toka çıplak. E dedim onun dedim hazır aynen. Yapılısını dedim ben. Ta annemin o beğendiğim kelebek tokayı ben ona Tahtakale'den Bucak'tan almıştım. Evet. O öyle bir şey istiyor. Dedim ben Bucak'tan bakayım. Evet. Bucak'ta iki şey var, Tahtakale var. İkisinde aynen. Uğraşmazsın. Bir de şöyle bir şey. Çiçekleri para. De çok ezik büzük olmuş. Bir de çiçekleri de cansızdı. İstediğim yoktu. Bir de tabii dediği canım, gibi. Eline eline şey olmuş. Yani. Da ya, hiç gerek yok. 30 lira tamam, bir toka. Baktık sen hani yolda dedin. Biz Belgin'den bir kere çıktığımızda bütün tokacılara, Güllük'tekine, Şarampol'deki kapalığı hepsine, bütün tokacılara girdik. Yok ya, sanki kran girdi. Ya aynasından bulamazsın da onun bir benzerini bul. Yok 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 ya. Öyle çiçekli yok. Çiçekli. Benzerini bırak, çiçekli yok. Dur ben şeyden bakarım dediğim gibi, onu bulurum ben. Tahtakale, mahtakale bilmiyorum işte, bakalım aman hadi. İşte her zaman bir lafım var. Neye niyetlenirsen niyetlenmeyeceğim, o olmuyor. Öğlene kadar mutlu, öğlenden sonra simitli arkadaş. Biz simitle idare edeceğiz. Aynen.
eve gider gitmez üstümüzü değiştiririz, bir kahve yaparız, bir soğuklanırız. Evet. Kahvemizi yapalım. Belgin'in kahve makinesi yaptığımızı o okuldayken yanlış mı bastım, ne yaptım? Ben tam kaynatmadım. Hayır şey, Belgin okula gitti, çocuğu okula götürdü. Biz de evdeydik, hadi kahve içelim dedik annemle. Belgin'inkinin markası neydi Allah aşkına? Bilmiyorum annem ya. Bir marka, bak unuttum da. İki pişirme ayarı var. Bir hızlı ayar, hızlı pişirme. Bir tanesi de yavaş yavaş közde. İki resim var üstünde. Ha dedim ben, hızlı pişirelim hemen. Daha 30 saniyede makine üttü, koydu, aldığım biri oldu. Ben dedim bu ne hızlı. Ben de içeriye dışarı mutfağa girdim. Annem ne çabuk pişti bu dedim. Annem dedi ki ne çabuk pişti. Ben de şaşırdım. 30 saniyede ya. Aynen. Allah Allah dedim ben. Neyse daha önce Belgin'in makinasında ben şey yaptım ama közdeyi yaptım. Hızlıyı hiç denememiştim. Hmm. Aa, bir baktık kahve buz gibi ılık. Pişirmemiş. Neyse evimizde içeriz şimdi. Ay dedim 2-3 yudum aldım vallahi kahveden dedim, soğutacak, tadı kötü olmuş yani. Bildiğin ılık suyun içine kahveyi koy, şekeri koy, öyle olmuş. Dedim bir daha dedim biz de közde yaparız. Evimizde içeriz şimdi. Aynen aynen. Buluştuk yine mutfağımızda. Evcazım evcazım, sen bilirsin halcazım. Benim gene coşar taşar kahve makinen. Kaynatır. Bu kadar basit. Belgin duymasın. Makinede hata yok ki, bizde hata. Ha, o da doğru. Aynen. Hata bizde. Hata bende, kusur bende, günah bende, suç bende. Öyle bir şarkı vardı. Vallahi seni bilmiyorum annem de ben... Bu akşam büyük ihtimalle erkenden yatarım. Öyle sabahlara kadar, sabah dörde kadar oturmak değil. Canım erken dediysem 9'da değil, yine 12. Ay, ay. Ebru'nun burada bir çekmecesi var. Aynen, ben burada kıyafet bırakmıştım zaten. Evet, evin renkleri çok güzel. Ben, aynen, çok güzel. Bu böyle kadife. Kadife, böyle çirik çirik sert kadifeden de değil. Zamanında şeyden, Modaline'den almıştım. Ha, çarşı ne kadar pahalı değil mi? Hem de. Allah'a billahi. Ebru'ya öyle diyorum, sabah çıkardım da. Onun çekmeceleri üst rafa koyduydum. Zaten olsa dedim giyerdim dedim, orada bulamazsın. Evet, bana dedim olsa dedim, aha ben onları çoktan giymiştim dedim. Altı olmuyor, bilir de yalnız belki üstü olur. Ha, olmaz anne. Deneme olmaz diyor, peşin peşin. Ben göz kararıyla fark ediyorum. Biliyorsun. Anlıyorum. Mesela o kadar çok mesela ayakkabıya gidelim. Hele Belgin'le o iki tane terlik aldım. Biri beyaz, biri tabarayıydı. Adam diyor ki bu küçük ya, ben ayakkabıyı görüyorum olmaz diyorum. Mesela ben de pantolon alırken şöyle baktığım zaman işte hanımefendi diyor ki bu olur diyor, dedim ablam olmaz diyor. Yani çünkü kendi şeyimi biliyorum. Ayağıma bakıyorum ya, ya getir hadi seni mi kıracağım dedim, kaç tane. Ve Belgin de Allah Allah, annem biliyorum kendimi iyi tanıyorum. Hani kendimi iyi tanıyorum. Sen de bir tık büyük. Ama ayakkabılar senin de olmadı sabah. Yok, ben onu sabah bağcıklarını bağlamadım. He, aşağıda mı onu? Aha, aşağıda arabada spor ayakkabıları arabaya bindim. Ayağımdan şey oldu böyle. Çünkü bağcığı sıkılamadım, ayağımdan çıktı. Hı-hı. Başka ayakkabı taşıyor. Yedek arabanın arkasında ayakkabıyla sıkılıyorsun. Evet. İyi, bir örgülerimizi ördük, yaptık. Ya yaptık. Say bakayım. Ay Ebru'ya en çok neyde güldüm? 14 tane, yok 14 tane fazla. Ha, sadece geriye 7 tane öreceğim. 7'den sonra bitiyor. 25 miydi? 7 ise 22. Ha, 22 ördüm. Yok, 25 ise 22 değil. Bana sordu, benim hiç matematik. 17 ördüm var. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 17 veya 18 tane. Ona güldüm. İsmail'e İsmail açtım herhalde kapıyı ben. Evet, Belgin hazırlanıyordu İsmail. Ebru içe şeye elinde böyle para destesi gibi, altın destesi gibi motifler. Ama insan bitirdikçe bir
Bak bana öyle oluyor. Bir an önce bitsin de ne çıkaracağım. Ben şimdi onu çok seviyorum. Bütün birleşmiş halini çok merak ediyorum işte. Yere böyle dizdi onları. Ne güzel değil mi? İnsan yaptığı bir şeyi bir şey çıkarmak. Yani. Benim çok hoşuma gidiyor yani. Emek veriyor işte. Özellikle ne yapıyor? Bu sadece el işinde değil. Tabii. Şeyde, yemekte olsun, başka şeyde. İnsan, mesela ben bahçeye ekiyorum, dikiyorum bilmem ne. Ne özene bözene uğraşıyorum o bahçedeki bir domatesle, bir biberle. Yerken de ne lezzetli geliyor. Ay değil mi annem ya? Ne özeniyorsun, ne emek. Ya bazen koparmaya kıyamıyorum, böyle bakıyorum. Fatih diyor ki ya kadın çürüyecek diyor. Şöyle alayım sizi de ısırılacak kahvemizi, hiç içeriye geçmeyeceğiz. Burada içelim. Öyle mi yapalım? Aynen anne. Gidelim bakalım. Yapalım. Ben evet. Sonlandırıyorum. Evet. Açılışlar anneden, kapanışlar. Evet. Ay sizleri şöyle tekrar bir öpeyim. Önce öpeyim, sonra tekrar öpeceğim sonunda. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her biriniz her zamanki gibi kocaman kocaman ikinci kere öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.